1A sınıfı geometri dersine hoş geldiniz yavru ceylanlar. Bu soruyu yapalım. Bu 45 ile karşısı 90 derece değil mi? O zaman ben böyle bir şey yapsam. Burası 90 derece olmaz mı? Tamam. O halde bu 90 karşı 8 ise bu... Evet, şuralar eşit olur. Aferin. Dolayısıyla burası 2 kök 2 olur. Mu? Pardon, 4 kök 2 olur. Teşekkür ederim. Buralar 4 kök 2 olur. O halde şimdi ne diyor? Dairenin alanını bulalım. Hangi dairenin? Komple hani bütün dairenin. Pi 4 kök 2'nin karesi. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Tamam. Şimdi bu soruya bakalım. Taralı daire diliminin alanı nedir? Soner'cim söyle. Evet. Pi 6'nın karesi çarpı 120 bölü 360. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar, bu ikizkenar olduğundan, burası da 30 derece olduğundan, burası 60 derecedir, değil mi? Buralarda 4 4'tür. Daire diliminin, hani taralı daire diliminin alanı pi 4'ün karesidir, değil mi? Çarpı 60 bölü 360. Bunlar var yani, ha? Şimdi buna bakalım. A merkezli AEB daire dilimi ABCD karesinin kenarlarına BD teğet, AC köşegen, AB 8 olduğuna göre taralı bölgenin alanını bulalım. Bakın dikkat edin. Dikkat edin. Bak şimdi. Gerek yok. Bura A, bura B ya arkadaş. Bura 45 derece değil mi? Şimdi sen şimdi sadece şunu düşün bak. Bana önce şunu söyle. Bana şunlarla gel. A artı B alanı nedir? Bana bunu söyle. Aferin kızıma. Sümeyra söyledi. 32 dedi. Neden? Çünkü 8 kere 8 64. Yarısı A artı B'nin, hani A artı B alanıdır yani. Peki A alanı nedir? A alanı. A'yı bana söyleyin. A. Pi 8'in karesi çarpı 45 bölü 360, değil mi? Bu da 8 pi'dir arkadaşlar. Ben bu ikisini taraf tarafa çıkarırsam B 32 eksi 8 pi kalır. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar, taralı alan nedir diyor. Buraya A diyeceğim. Bak. Buraya B diyeceğim. Önce A artı B alanını kim söyleyecek? Parmak. Basit yani, korkmayın. Evet delikanlı, sen söyle. Pi çarpı 6'nın karesi çarpı 120 bölü 360. 120 bölü 360 da 1 bölü 3'e eşit. Tamam. Peki A alanı neye eşit? Kim söyleyecek? Bir dakika. A alanı. Gonca. Kök 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Arkadaşlar yani videoyu seyreden arkadaşlar, bu arkadaş kitaptan okuyor yani, o yani. Biz öyle bir şey istemiyoruz. Buyurun. Tamam, ben size söylüyorum. Bak şimdi. Bak. Burası 6, burası 6 iken burası 120 ise böyle bölsem. Burası 60. Burası 60 ya. 90 karşısı 6 ise 30'un karşısı ne gelir? 3. Bak iyi düşün. Burada 3 kök 3 gelir. O zaman burada 3 kök 3. O zaman bu üçgenin alanı 6 kök 3 çarpı 3 bölü 2 arkadaşlar. Bu ikisini taraf tarafa çıkarırsam B eşittir 36 bölü 3 12. 12 pi eksi
9 kök 3 arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi burada örnek 17 şekildeki O merkezli AB çaplı dairede açımız 45 derece, dairenin yarı çapı 8'miş. O zaman yazalım, burası 8 ise burada 8'dir. O zaman burada 8'dir. O zaman burası 45, 45, 90 üçgenidir, değil mi? O zaman ben şimdi buraya A desem, buraya B desem, bu B kısmının alanı soruluyor bana. A artı B nedir yavru ceylanlar? Yani düşün, pi 8'in karesi çarpı 90 bölü 360. 90 bölü 360 da 1 bölü 4'e eşit. A alanı da bildiğiniz üçgenin alanı. 8 çarpı 8 bölü 2. Bu ikisini taraf taraf çıkarırsan pi eksi 32'dir arkadaşlar. Doğru mu? Bu kadar. O halde 16 pi eksi 32'ymiş B alanı, bu kadar. Ha? Bu şöyle bir soru. Bu ne la? Bu ne la? Şöyle, öbürü de şöyle mi? Bak, bak, bak. Buna benzer bir şey değil mi? Şimdi bak şimdi. Bura 4'müş. Burada 2 olur. Hani böyle yazalım da yanlışlık olmasın. Hepsi C'nin alanı ne? Pi 6'nın karesi değil mi? E şu içerideki kısmın alanı ne? Pi 4'ün karesidir. Şimdi bu soruya bakalım arkadaşlar. Şekilde O merkezli daireler veriliyor. AB küçük daireye T noktasında teğet ve AB 8 olduğuna göre daire halkasının alanı nedir? Şimdi bunu yapacağız. Şöyle ki arkadaş, burası 4, burası 4 müdür? Bir dakika. Şurası şöyle dik midir? Şöyle yapsam, bak şimdi beni anla. Burası R iken burası R midir? Yani küçük dairenin yarı çapı R, büyük dairenin yarı çapı büyük R'dir. Buraya kadar tamam mı? Şimdi ben sadece şunu yapacağım. Büyük dairenin alanı ne diye soracağım. Yeli söyleyecek. Büyük dairenin alanı büyük R cinsinden ne? Evet. Pi R kare. Aferin kızıma. Bitti. Şimdi küçük dairenin alanı küçük R cinsinden Özge. Evet. Bunu anlamaya var mı? Bu ikisini birbirinden çıkarınca taralı alan, yani halka diliminin alanı kalmaz mı? Tamam. Burayı da pi parantezine alayım. R kare eksi R kare. Sonra da kenarda Pisagor yapayım şu üçgende. Değil mi? Bot üçgeni. Bakın yazıyorum. Botti üçgeni. Bot. Pisagor yapaysam R kare eşittir R kare artı 4'ün karesinden R kare eksi R kare eşittir 16 mı gelir?